Merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta hat sanatının izindeyiz. Hat, Arapça kökenli bir kelimedir ve çizgi anlamına gelir. Hat sanatı, estetik kurallara bağlı kalarak güzel yazı yazma sanatıdır. Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu sanata merak salar. Büyük bir emek ve sabırla hat sanatını geliştirir. Böylece hat, en parlak dönemini Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşar. Günümüzde kendini mesleğe adamış sanatkarlar sayesinde hat sanatı gelişmeye devam ediyor. Hattat Fuat Başar bu sanatkarlardan biri. Sevgili seyirciler, yanımızda Hattat Fuat Başar var. Fuat Bey, hat sanatına nasıl başladınız? Ben hat sanatına çok mutlu bir yanlışlıkla başladım. Hikayesi şöyle. 1976 yılında tıbbiyede öğrenciyken, kitap okuma merakım yüzünden kitapçılar 2-3 günde bir engeç dolaşırım. Tıp adamı olunacak, bilim adamı olunacak ama genel kültürümüzde bulunsun istiyoruz, devamlı okuyoruz. Daha sonra hayatımı değiştirip mesleğim olacak hat sanatını o zaman kelime olarak da bilmiyorum. Ve bu konuyla ilgili tesadüfen Kalem Güzeli isminde iki cilt Diyanet Neşriyatı'ndan çıkmış kitap. Elimi gayri ihtiyari kitapçıda rafa attığımda gelen kitap, bunun ikinci cildi. Açtığımda o zaman ben Elif'i, Bey'i filan bilmem. Hat sanatını hiç bilmem. Çizgiler beni çekmiş, yutmuş, sanki arkalarında ayrı bir alem varmış gibi. Çizgilerin musikisine kendimi kaptırarak yarım saate yakın ayakta kitapta bir yazıyı seyrettiğimi hatırlıyorum. Kitapçının sarsmasıyla kendime geldim ve rahmetli oldu şimdi Hacı abi dedim, şu kitaplar güzel bir şeye benziyor. Şunları alayım. Aldım. O heyecanla bir çay bahçesine gittim. Orada oturdum, kitapları karıştırırken sanki işte her şey manevi yönden planlanmış gibi. Ömrümde daha sonraki yıllarda önemli yer işgal edecek sonradan Esrar Baba ismiyle anılacak bir zatla tanıştım. Rahmetli oldu yıllar önce. Bir Erzurum'un yetiştirdiği önemli fikir adamlarından filozof, bir başka abimize ilk cümle olarak laf attığını duydum. Attığı laf şu: Yunus Emre'nin bir şiiri. Ben Allah'ı arar idim, buldum ise ne oldu? Ve ilk duyuyorum o mısraları. Yeni bir sanatta tanışmışım, o mısraları yeni duyuyorum. Sonradan ikisi de gerçekten can dostum oldular ve ikisi de rahmetli şu anda. Ve orada kararımı verdim, bu sanatı öğreneceğim. Kendi kendime çalışıyorum. Fakat bu neyle icra edilir, nasıl yazılır, malzemesi nedir? Kim bilir, kim öğretir? Hiçbir bilgim yok. Galiba bu bir marangoz kalemiyle yazılsa harfler benzeyebilir düşüncesiyle bir marangoz kalemi buldum. Onunla çalışmaya başladım. Tabii şimdi her cahil cesur olur diye bir söz var. O zaman yazdığım yazılar maşallah böyle Hafız Osmanlardan filan çok daha güzel görünüyor gözüme. Malzemeyi araştırayım, biraz da tahminen yuvarlak ağaç dalları kalem olabilir diye bir mantık yürütme sonucu üniversitenin bahçede bulunan fundalıklardan kamış kalem yerine geçebilecek kalemler yaptım. Mürekkep yok, dolma kalem mürekkebiyle yazıyorum. Bu bir iki yıl kadar böyle devam etti. Erzurum'da konuyu bilen yok. 42 milyon civarında Türkiye'nin nüfusu, 42.500 hekim var. Onlardan birisi olmazsa Türkiye'de hekimlik batmaz ama hattat sayısı çok azdı o zaman. 5-10 kişiyi geçmiyordu. Bu işe gönül verdim. Ben bu işi devam ettireceğim diye
78 yılında rahmetli Hattat Hamit Bey'e mektupla ulaşabildim ki arkamda resmini gördüğünüz zat odur. Sima olarak da çok benzermişiz birbirimize, çok da benzetirler. Daha sonradan 80 yılına kadar kendi kendime çalışıp Hamit Bey'e gönderdiğim, onun tasihini, düzeltmelerini yapıp gönderdiği yazılarla idare ettik. 1980 yılında baktım ki yani işin kaynağına gitmeden bu iş olmuyor. İstanbul'a yerleştim. Sanat yolunda yaşadığımız çok güzellikler oldu. Çok çilesini de çektik. O çile de sanatta büyük bir rahmetmiş meğer. İnsanı pişiriyor. Birçok şeyi ben adeta yeniden keşfedercesine kaynaklarından araştırdım. Denedim birçok şeyi. Ve bugün yine birçok şeyi de sanatımıza kazandırmış olduk. O arada boş durmadık, öğrenci yetiştirdik. Şükür Ebru da olsun, yazı da olsun. Hatta bu ara atladım söylemeyi. Türk şiiriyle de çok uğraştım. Bunların her üçünde de ülke çapında olsun, özellikle yazıda, Ebru'da, dünya çapında birçok öğrenci de yetiştirdim. Allah ömür verdikçe de yetiştirmeye devam edeceğiz. Hayatımız bu kadar kısacık gibi görünüyor ama öyle günlerimiz oldu ki o günleri aylarca anlatsak sadece bir günümüzü, çektiğimiz çileler pek tükenmez yani. O çileye de biz gönüllü talip olduk. Bir sanatçı arkadaşımızın nereden aldığını bilmiyorum. Şu iki mısrası çok güzeldir. Olduk çileye talip, Mevlam eyleye galip. Odur budur devam ediyoruz. İyi ki o kitapları almışsınız, bakmışsınız ve hat sizi seçmiş, siz hattı seçmişsiniz ve başlamışsınız. Çok güzel olmuş bu. Çünkü dediğiniz gibi 5-10 kişiymiş siz başladığınız zaman hattat sayısı. Neredeyse ölmek üzereymiş bu sanat ve siz ve sizin gibi önemli sanatçılar sayesinde bugün hala bulunduğu yerde hala varlığını sürdürüyor. Tabii bir şey söylediniz, bu çok önemli. Ben çalıştım, baktım, araştırdım, hiç bırakmadım dediniz ve onunla birlikte İstanbul'a geldim, buraya yerleştim dediniz. Bunun tabii araştırma boyutu da çok önemli. Bir sanatçı çok araştırmacı oluyor. Peki hatın ne olduğu ve tarihi konusunda bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii, şimdi hat bizde güzel İslam yazısı sanatı diye tarif edebileceğimiz ama gerçekte çizgi bilimi manasına gelen hat ilmi tabiridir. Hat ilmi, yani çizgi bilimi manasına. Bu obje olarak İslam yazısını seçmiş. Arap yazısı özellikle diyemiyorum çünkü Arapların dışındaki İslam dünyası da kullanıyor bunu. Ortak olarak İslam yazısı. Ve çizgi sanatlarının da zirvesi bu. Şimdi birçok çizgi sanatı var diye. Resim, bazen renk, bazen çizgi sanatı, grafik, bazen renk, bazen alan, bazen de çizgi sanatı ama bunlar okunamıyor. İslam yazısı okunuyor. Yazı olduğu için temel obje İslam dünyasında yazı çok çok önemlidir. Sebep Kur'an yazıyla tespit edilmiştir. Çok büyük bir saygı vardır. Yazı olduğu için istisnasız diğer bütün yazılara karşı çok büyük bir saygı vardır. İnsanların inananı, inanmayanı, Müslümanı, gavuru olur, anlarız. Ama yazının Müslümanı, gavuru olmuyor. Yazıların hepsi Müslüman. O yüzden hepsi kutsaldır. Ve medeniyetin bugüne gelmesinin en büyük yardımcısı yazıdır. Hangi yazı olur olsun. Bu açıdan yazı çok önemsenmiş. Ama en çok Osmanlı'da önemsenmiş. Bütün padişahlar yazıya ve yazanlara önem vermişler. Yazı hakkında ayetler olduğundan dolayı ayrıca bir önem kazanmış. Bu yazının başlangıcı çok eskilere dayanıyor da sanat olmaya başlaması İslamiyet'in ilk
dönemlerinde Kur'an-ı Kerim'in okunaklı yazıyla tespiti ihtiyacından doğuyor. Hazreti Osman, Hazreti Ali yazıyı güzelleştirmek için oldukça gayret gösteriyorlar. Hazreti Ali Küfe şehrinde vali iken yazıyı ıslah etmiş, Küfe şehrine nispetle Küfi yazı denilmiş. Ve diğer yazılar ondan çıkmış. Dallanmış, budaklanmış, binin üstünde yazı çeşidi var. Bunlardan bir kısmı kayboldu. Çok kullanışlı veya estetik görülmediğinde, kullanım sahaları kalmadığında. Günümüze aşağı yukarı 13 çeşit yazı kaldı. Bunlar bugün yazılıyor, icra ediliyor. Hatta bu yazı çeşitleri şart koşularak uluslararası çapta yazı yarışmaları da yapılıyor. Ki bu konuda en büyük pay hiç şüphesiz İslam Kültür Merkezi'nindir, İçtikan'ındır. 1986 yılında uluslararası bir yarışma açtıktan sonra uluslararası çapta ustalar zuhur etmeye başladı. Odur budur, periyodik olarak devam ediyor bu yarışmalar. Şimdi bu bir yana yazı gelişimini Irak'ta başlatıyor, o civarda başlatıyor ama Osmanlı'nın eline geçtiğinde zirveye çıkıyor. Padişahların bizzat rağbet göstermesi, bu rağbetten sanatçı adaylarının istifade etmeyi istemeleri gerçekten çok mümtaz bir mevkiye çıkarttı yazı sanatını. Binlerce yazı yazan insan, onların eserleri ve 1450'li yıllardan bu yana Osmanlı sürekli yazıyor. Cumhuriyet devrinde bir ara sekteye uğradı ise de çok benim hoşuma giden bir durumdur. Yazı sanatında dünyada hala lider Türkiye'dir ve İstanbul'dur. Sade yazıya değil yani. Kaleme çok büyük bir hürmet vardır. Kağıda gene öyle. İmam bir gibi yani tanınmış bir İslam alimi, bir tasavvuf büyüğüdür. Yalova'ya doğru ayaklarını uzatıp yattığı vaki değilmiş. Sebep Yalova'da kağıt fabrikası var. Saygısızlık olmasın diye. Hattatların çoğusu kamış kalemlerini açınca yongasını biriktirir, ayak altına atıp çiğnemezler. Çünkü kalemden ayet çıkıyor. Onun yongası da rağbete, itibara layıktır. Sonra o biriktirdiği kalem yongalarını vasiyeti icabı, cenazemi yıkayacağını suyu bununla ısıtın diyorlar. Ispartalı Tevfik Efendi 126 Kur'an yazmış, kalem yongalarını biriktirmiş ve böyle bir vasiyeti var. Yongaları yakarak suyunu ısıtmışlar, geriye epey de bir yonga artmış. Bunların hepsi yazıya, sanata, Kur'an'a ama dolayısıyla insana saygıdan oluyor. Kur'an insanlar için geldi. İnsanlar için geldi. Onu getiren de en güzel insandı. Ve hep onlara saygıdan oluyor. İnsana saygı eşittir sanat. Gelip oradan çıkıyoruz tabii. Sanatçı işin bu yönünü bilip insana ve sanatına saygılı olan kişi. O ahlakı, o güzelliği mutlaka içinde taşımalı. Yazı çeşitleri demin dediğim gibi işte 13 civarında. Bunların hepsi de ölçülüdür. Ölçüsüz sanat olmaz. Ölçüsü de her yazının kullanıldığı kalemin kağıtta bıraktığı noktadır. Harfler hep noktayla ölçülür. O ölçünün dışına çıkamazsınız. Daha doğrusu oralarda belli parametreler var. O parametreler doğrultusunda yazıyı yazarsanız çizgi sanatının icapları doğrultusunda güzel bir eser ortaya koymuş olursunuz. Ama o çizgilerin büyüleyici nedir? Niye büyüler insanı? Orası bir sır. Hatta rivayet ederler Picasso yıllarca çizgilerin sırrını aramış, çalışmalarını o doğrultuda yapmış. Daha sonra İslam dünyasından bir hattatın yazısını görmüş. O zamana kadar gördüğü yok. Bu ne? Müslümanların yazısı. Uzun uzun incelemiş, şu sözleri meşhurdur. Çok daha önceden şu yazıları görmüş olaydım artık çizgilerin sırrını aramaktan vazgeçerdim. İslam dünyası çoktan bulmuş çizgilerin sırrını. Ve inanın o çizgilerde ne varsa, nasıl esrarengiz bir şeyse, elinizden güzel bir harf
veya bir harfin parçası çıktığında o çizgiler size çok büyük bir mutluluk veriyor. Ben onu yaşadım. Ve bu mutluluğun muadilini de dünyada bulamıyorsunuz. Yani bir arabanız olmuş, eviniz olmuş, zengin olmuşsunuz. Aynen mutluluğu onda duyamıyorsunuz. O çok farklı bir mutluluk. Böyle bir sanat herkesin başına. Bu işe uygun olan kamış kalemler. Bataklıklarda biten kamışlar. Onlar alınıp usulünce terbiye edilir. Bazılar terbiye edilmeden, bambu kamışları gibi. Terbiye edilmeden işe uygun olanları seçilir. Ucu istenilen kalınlıkta açılır ama mutlaka ucu iki yakaya ayrılır. Çünkü aradaki çatlaktan mürekkep akıp çizginin devamlılığını sağlayacak. Bunlar özel usulde terbiye ediliyor imiş eskiden. Ya bulunduğu bataklıkta balya yapılıp birkaç ay bekletilerek pişmesi bekleniyor. Veya gübreliklerde organik sıcaklığı koruyan bir kısmında 3 ya da 6 ay bekletilerek sertleşmesi, pişmesi bekleniyor. Sonra temizleniyor, ucu açılıyor, yazı yazılıyor. Bir de Endonezya'dan, Java adalarından gelen bir Java kalemimiz var. Çok aşırı sert, açılması zor ama aşınması da zor. Öyle ki Hattat Hasan Rıza Efendi'nin bir sefer açmada bir Kur'an-ı Kerim'i onunla yazıp bitirdiği, bizzat kendi yazısıyla elimizde örneği var, fotoğrafları var. Bazen metal uçlar kullanırız. Çok uzun metinlerde hani aşınma olmasın. Yazıda atıyorum 0-1 milim kadar bir kalem farkı estetik yönden çok büyük kusurlar doğuruyor. Çünkü kalem ağzını iki misline çıkartırsanız harfiniz iki misli büyümüyor, dört misli büyüyor karesi kadar. Sebep? Noktanın kendisi. Noktanın bir kenarını iki misli büyütürseniz dört misli alana sahip olacak. Bunların hepsi birer geometrik hesap. Ve çok hassas, titiz davranmışlar. Gözün zor seçeceği incelikteki yazılardan tutun da Ayasofya'daki çapı 7,5 metre olan altınla yazılmış yazılara kadar o arada her kalınlıkta kalem kullanılmış, yazı yazılmış. Şimdi kalemlerimiz çok kısaca böyle kullandığımız kağıt. Kağıdın da çok uzun ömürlü olması lazım. Eserlerin kalıcılığı yönünde. Hani mimaride genelde niye taş vesaire filan tercih ediliyor? Sanat düşünülüyorsa. Zamana karşı en dayanıklı şey taş. Peki bizim de yazdığımız bir yazı çok uzun süreli kalsın, gelecek nesillere bırakalım dediğimizde kağıdı çok iyi seçmemiz lazım. Kağıdı için için yakan asit vesaire filan olmamalı kağıtta. Ama yazarken biz de rahat yazabilmeliyiz. Her kağıda rahat yazılmaz. Ne yapmamız lazım? Yumurta akından, nişastadan bir cila maddesi hazırlayıp kağıda yeteri miktarda yedirdikten sonra kurumasını bekleyip üstünü parlatmak. Mühre dediğimiz parlatma taşlarıyla parlatmak. Sonra eğer bir yağlanma filan olduysa tebeşir tozuyla yağını almak. Sonra kalemi mürekkebe bandırıp yazmak. Ama mürekkebimiz piyasada var mı? Teknoloji bizim mürekkebimizi üretmiyor henüz. Çünkü özel bir saha. Bu isten yapılır. Bildiğimiz kandil isi. Teknoloji kandil isi kadar ince partikül henüz elde edemedi. En hassas filtreler bile isin inceliği yanında kalın kalıyor. İs elde edildiğinde, niye is elde ediliyor ki? Çünkü saf karbon. Verecek hiçbir rengi yok. Ondan yapılan mürekkep ki Arap samkıyla karıştırılıp ortalama 500,000 tokmak havanda vurulduktan sonra ıslah ediliyor. 500,000 tokmak, bu da sabır işi. Ondan sonra sulandırılıyor, yazının cinsine göre mürekkebe bandırılıp yazdırılıyor. Fakat bir şişe içerisine sadece sıvı mürekkep koyup yazılmıyor ki. Eldir bu vurur, mürekkebi döker, devirir. Veya fazla gelir kalemin ucuna. Ecdadımız o işe çok pratik bir çare bulmuş.
örnek olarak da şunu göstereyim. Bizim hokkamız, hokkanın içinde mürekkep normalde sıvı halde bulunsa eğdiğimizde dökülmesi lazım da dökülmedi. Ecdat buna çok güzel bir çare bulmuş. Mürekkebi karıştırmakta kullanılan oklu kirpinin oku. Şimdi bununla bir karıştıralım şöyle. Bakın bu. İpek. Ham ipek. Ham ipek bunun içerisine konuluyor. Kalem ipeğe dokundurulduğunda ipek yeterince mürekkebi kalemin ağzına veriyor. Harika. Ve ipek tercih etmemizin sebebi sıvıların içerisinde geç çürümesinden kaynaklanıyor. Üstelik kalem ucu dokunduğunda ucunu bozmayacak kadar da yumuşak bir nesne. Her şeyi inceden inceye düşünmüşler. Peki bu şekilde bir kağıda yazımızı yazdık. Kağıt, yazdığımız kağıt önemli bir evrak ise ve yangın geçerse ne olacak? O mürekkep yanmıyor. Kağıt yanıp simsiyah kaldığında o mürekkep ondan daha siyah olarak kağıdın yüzeyinde okunabiliyor. Önemi, arşiv yanacak olsa da içindeki bilgiyi kurtarma şansımız çok yüksek. Şimdi elimizde tuttuğumuz Allah isminin yazılı olduğu bir kağıt var. Daire şeklinde yazdık. Sülüs esaslı ama kalınlığı itibarıyla tokça sülüs tabir edeceğimiz kalınlıkta bir yazı. Genelde Allah ismi yazıldığında tesipçiler bir takım olarak düşünürlerse yanına peygamberimizin ismini de isterler. Bunlar bu kalemle neden bu büyüklükte? Çünkü ölçüsü sınırlandırıyor bizi. Bundan çok daha büyük yazsak yazımız cılız görünecek. Çok daha küçük yapsak şöyle 40 yaşlarında 200 kilo ağırlığında ama 1 metre boyunda bir insanı görüyor gibi olacağız. Tıknaz olacak yazımız. İnsanın normal boy kilosu filan nasıl bize belli parametreleri de geliyorsa yazıda da aynı özellik var. Çok cılız veya çok tıknaz yapılmıyor. İkisinin ortası. Bunların ikisi böyle. Şurada tek bir vav harfi. Tek vav harfini isteyenler çoktur. Birçok camilerimizde tek vav vardır. Bazen çifte vav da vardır. Genelde de sorulur. Neden vav? Neyi ima ediyor? Şimdi seyircilerimiz vava şöyle bir alıcı gözle bakarlarsa anne karnında bir cenin. Bunun değeri 6 ebced hesabı. İki tanesini yan yana koyduğunuzda 66 ediyor ki Allah isminin ebced değerine karşılık geliyor. Daha ayrı bir takım manaları var ama o biraz ayrı bir program konusu kadar çok. Şimdi yazı çeşitlerimiz sadece o kadar mı? Tabii ki o kadar değil. Talik yazı bizde İran yazısı diye bir ara bilinen bir yazı. Celil Talik bir yazı. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Ya Celil ismi yazılı. Bu oldukça zor bir yazı. Kalemin tamamı her yerde kullanılmıyor. Kalemin yarısı, üçte birisi vesaire icabına göre kağıttan kaldırarak kalemin ucuyla onların yardımıyla ve bunda da en estetik şekli yine bir Türk. Mehmet Esat Yesari Türk üslubunu ortaya koymuş, oğlu daha da çok geliştirmiş ve bugün o üslup devam ediyor. Yazıya Türkler çok büyük hizmetlerde bulundular. Yazının adeta bir çoğusunun mucidi, çoğusunun ıslah edicisidir Türkler, Osmanlı Türkleri. Bazen de elimiz durmasın diye değişik yazı çeşitlerini bulduğumuz böyle kağıtlara karalarız ki karalama derler buna. Aynı tabir Arap dünyasında karalama olarak geçti.
müsvedde diye eskiden Araplar kullanırdı, tesvid etmek, karalamak. Şimdi onlar da karalama diyorlar Türkçe bir kelime olarak. Bu bir tek yazı çeşidinden olduğu gibi birkaç yazı çeşidi de bir arada yazılarak icra edilebilir. Bunların çeşitli ebatları vardır, karalamanın özel koleksiyoncuları vardır. İşi gücü yalnız karalama toplamaktır. Bana sorarsanız en akıllıca davranışı da onlar sergiliyor. Çünkü karalamalar da tabii olarak harf çıkmış olur, zuhur etmiş olur. Normal bir levha yazarken kendinizi biraz kasmış olabilirsiniz. Bu sunileştirir yazıyı. Fakat en serbest, en güzel harfler her zaman karalamada. Doğaçlama yapıyor sanatçı. Burada da kişinin istif dediğimiz, yani kompozisyon hazırlamak, yığma yazı hazırlamak, yeteneğini geliştirme gayesi var. Ama aynı anda onu yapabilen kişi istifli yazıyı rahat da okuyabilecek demektir. O özelliği de kazanıyor. Hem bir sanat eseri üretiyor, hem eli durmuyor, yeni kompozisyon yapıyor. Farklı kompozisyonlar okuma yeteneğini kazanıyor. Bunlar o yönden daha önemli. Bir ayrı küçük boyda bir karalama örneği daha gösterelim. Fazla böyle bir kalem ucu açtığımızda, yaptığımızda demir olsun, diğer kamış kalemlerden olsun, ucu nasıl işe uygun oldu mu? Bir deneme. Şurada gördüğünüz çok küçük denemeler onlardan birisi. Bazen kıldan ince kalemlerle yazı yazma durumunda kalabiliyoruz. Onu da kamış kalemlerle yazdığımızda kağıda dokundurduğunuz anda nihayet odunsu bir nesne kırılıyor. Demir kalemleri tercih ediyoruz bu sefer. Uçlarını zımparayla aşındırarak, usulüne uygun meyle getirerek kalem yaptıktan sonra kağıda saplamadan, batıramadan yazıyorsanız size helal olsun. Kolay iş değil. Çok teşekkür ediyoruz. Ve çok özel bir sanat. Umarız hiçbir zaman sonu gelmez. Ve görüyoruz ki giderek daha da gelişiyor, güzelleşiyor. Ve halkın, insanların desteği, ilgisi de oldukça fazla. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Size güzel bir dua edeyim mi? İnşallah siz de yazıya bulaşırsınız. Ve adım gibi eminim dünyaya bakışınız, yaşama sevinciniz, yaşama azminiz çok çok ileride olacak. Bu vesileyle sanatın hangi dalı olur olsun, insanımızın her ferdinin uğraşmasını gönülden istiyorum. Gönülden istiyorum çünkü sanatsız olmaz insan. İnsanın kendisi bir sanat şaheseri. Öyle bir şahesere sanatla uğraşmamak yakışmaz. Son sözlerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Hattat büyük bir özenle kağıtla buluşturuyor kalemini. Adeta bu dünyadan soyutluyor kendini. Yazdığı ilahi cümlelerde kayboluyor. Ve geri döndüğünde bize bu yolculuğu izlemenin hayranlığı ve hazzı kalıyor. Türk tarihinin en büyülü sanatlarından hat, gelişmeye ve ruhumuzu okşamaya devam ediyor. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.